Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu. Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak tarafından karşılandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da tamamlanmasıyla Elazığ genelinde 137 bin öğrenciyle 10 bin'e yakın öğretmenin tatile gireceğini ifade eden Mehmet Yiğit, öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu. Çocuklarımızın mutlaka özellikle kitap okuma alışkanlığı ve eksikleri varsa bunları gidermek için öğretmenlerimiz zaten yine her zaman olduğu gibi şehrimizin hizmetinde olacak okullarımız. Yaz boyunca da açık olacak. Öğretmenlerimizin bir kısmı tatilde olsa dahi. Burada e, gerekli her türlü rehberliği sağlamaya hazırız biz. E, bu süreci verimli bir şekilde geçirelim. Tabii tatil yapsınlar e, öğrencilerimiz. Bunu da engellememek lazım. Özellikle küçük yaştaki öğrencilerimiz. Mutlaka oyun onların en büyük öğrenme alanlarıdır. Bunları ihmal etmemek gerekiyor. Ama e, tabii ki e, eğitim bir disiplin işidir. Bundan da kopmamak gerekiyor. Bunu da sürdürdüğümüz sürece inşallah e, şehrimiz özelinde, ülke genelinde de güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum ben. Yiğit, yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulların eksikliklerinin giderileceğini kaydetti. Hem okullarımızın e, yık yap kapsamını aldığımız riskli binalarımızın yapım süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun dışında e, 6 Şubat depreminde, ...küçük de olsa yıpranmış, hasar almış okullarımız vardı. Onların tadilatını gerçekleştirdik. Bu yaz dönemi de bu okullarımızı benzer şekilde eksiklerini gidermek... ...inşallah Eylül ayında hazır bir şekilde girmeyi planlıyoruz. Elazığ genelinde öğretmen eksiğinin bulunmadığını ifade eden... ...Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit... ...inşaat çalışmaları devam eden okulların tamamlanmasıyla... ...derslik probleminin ortadan kalkacağını söyledi. Türkiye genelinde... Ee, öğretmen ihtiyacı olmayan illerden birisi biziz aslında Elazığ. Bu konuda son dönemde bu yıl yapılan e, atamalarla da yani ihtiyaç e, üzerine de biz aslında burada e, Eylül ayında bir 119 sonra e, geçtiğimiz son atama döneminde de bir 132 öğretmen daha aldık. Bunlar da genelde ilçelerde özellikle e, istihdam ettik çünkü orada ihtiyaç vardı. İlçelerimizin de bu anlamda öğretmen açığı giderilmiş oldu aslında. Bu da güzel bir çalışmaydı. Ee, bizim öğretmen ihtiyacımız yok özelinde elimiz özelinde. Önümüzdeki yılda e, riskli binalarımızı bir kere sıfıra indirmiş olduk. Şu anda bizim riskli binada okuyan bir öğrencimiz yok. Bu çok kıymetli. Bunların yıkılıp yeniden yapılma süreçleri neredeyse sona gelmek üzere. Şu an malum inşaat süreçleri devam eden kurumlarımız var. Bunları da tamamlayacağız inşallah. Yeni rezerv alanları için çalışmalar var. Bunları da bitecek önümüzdeki yıl inşallah. Bunlar da bittikten sonra tabi ilave derslikler çok ciddi anlamda yani bina aşan bir ilave dersliğimiz de ilave gelecek buraya ve bunlarla birlikte biz e, sorunsuz bir önümüzdeki yıl yapım süreciyle birlikte e, bitmesiyle e, ben inanıyorum ki e, gelecek vizyonu olarak en azı da e, eğitim ortamları olarak bizim iyileş son yapılandırmaları iyileştirmelerle birlikte ihtiyacımız kalmayacak aslında ve e, ciddi anlamda ee, bu en az bir 20-25 yıl Belki de bu sorun çözülmüş olacak